Yılın en sevdiğim videosuyla herkese yeniden merhaba. Powerlar videosunu çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Çünkü bütün bir yılın böyle kısa bir özeti gibi oluyor. Ve çok sevdiğimiz, sizin de okumanızı istediğimiz kitapları burada sizinle tek videoda paylaşabiliyoruz. Mutlaka okumasın dediğiniz bir kitap var mı diye çok fazla soru geliyor Instagram'dan. Bu soruların cevapları da aslında bu videoda bulunabilir. Ben çok fazla lafı uzatmadan, çünkü videonun sonunda 2016 ile ilgili biraz yorum yapıp lafı uzatacağım. Kitaplarda herhangi bir sıralama yok. Sadece Ocak ayından Aralık ayına kadar. Hani böyle düzenli bir şekilde ay ay okuduğum kitapları sırayla size bahsedeceğim. Umarım eğlenerek izlersiniz diyorum ve hemen ilk kitabımla başlıyorum. Benim 2016'da gerçekten ama gerçekten bayılarak okuduğum ve bu türe bu kitapla başlangıç yaptığım için kendime biraz kızdığım bir kitap. Kızıl Yükseliş. Kurulan dünya, karakterler, karakterlerin anlatılış biçimi ve arkasında büyük soru işaretleri uyandırarak kitabın sona ermesi gerçekten hani beni çok etkilemişti. Ben çok sevmiştim. Ben bu türe bu kadar güzel bir kitapla başladığım için pişman mıyım? Evet, çünkü bundan sonra diğer kitapları beğenme konusunda biraz sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum açıkçası. Ama mutlaka mutlaka okumalısınız. Eğer bu türü seviyorsanız eminim zaten okumuşsunuzdur. Ama bu türle tanışmak isteyenler varsa bence Kızıl Yükseliş kesinlikle çok güzel, çok şahane, hatta mükemmel bir başlangıç olabilir. Okurken derin isyanlara girdiğim ve sayfalarını çevirirken gerçekten kendimi zorladığım, lakin bittiğinde ağzımı açık bırakan bir kitap. Oyun Ustası. Kesinlikle ama kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Şu an ikinci kitabı çıktı ve ben okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok muazzam bir teknolojik gelişmeyi aslında anlatıyor. İnsanlık bu noktada ilerleyebilecek olması beni çok düşündürdü açıkçası. Çünkü zaten yapılmaya çalışılan şeyler biraz da bunun üstüne ilerleyen şeyler. Yani hani gerçekten kitaptaki karakterlerin, kitabın sonunun içindeki teknolojik gelişmelerin, bütün her şeyin kesinlikle ama kesinlikle çok muazzam inşa edildiğini düşünüyorum. Ve başlangıçta o kadar isyan ettiğim için kendime çok kızdım. Ama lütfen siz böyle isyanlara girmeyin. Ben oyun oynamayı sevmediğim için biraz sıkıntı yaşadım. Ama bence özellikle erkekler, özellikle ama özellikle oyun oynamayı seven erkekler kesinlikle bu kitabı okumalılar. Çok farklı bir yöne onları sevk edebilir diye düşünüyorum. Keşke de sevk etse zaten. Çünkü ben oyun sevmediğim halde bayıldım. Ve bir sonraki kitabım Sema Kaygısız'dan Sandık Lekesi. Bütün bir yıl boyunca ağzından çoğu kez duydunuz zaten. Hatta bu kitapların çoğunu çoğu kez duydunuz. Çünkü çok sevince insan böyle hemen dilinin ucunda tutuyor kitabı. O yüzden aslında çok normal bunlardan sürekli bahsetmemiz. Çünkü gerçekten çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. Sandık Lekesi benim öykü anlamında gerçekten hani oturup bu kadar çok beğenip bana ya ben öykü okuyabiliyormuşum dedirten bir kitaptı. 16-17 yaşından sonra bence mutlaka okumanız gereken bir kitap. Gerçekten içindeki duygular, derinlikler beni çok 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 etkilediler. Şu anda da ben Sema Kaygısız'ın bir kitabını okuyorum. Hani şunu seviyorum Sema Kaygısız'ın kitaplarında. Bitirdiğiniz zaman o öykü bitmiyor. Biraz düşünmeniz gerekiyor. Üstüne biraz kafa yormanız gerekiyor. Onu biraz böyle sindirmeniz gerekiyor. Ve ben bunları çok seviyorum. Çünkü bir kitabın kapağını kapattıktan sonra o kitap rafa kaldırılıyorsa, hiçbir şey düşündürmüyorsa, onun ömrü de sizin hayatınızda aslında o kadar oluyor. Yani önereceğiniz bir kitap olmuyor mesela. Çünkü rafa kaldırıyorsunuz ve o rafta kalıyor. Diline, edebiyatına, hikayesine, kurgusuna, zekasına hayran olduğum bir insan Sema Kaygısız. Sandık Lekesi de ona başlangıç kitabımdı. Şu an okuduğumda dediğim gibi çok güzel bir kitabı. Belki onu da beğenirim ve Aralık bitmeden aslında bitiririm. Ama videoyu çekmek zorunda kaldığım için maalesef yetişmeyecek sanırım buraya. Onu da artık 2017'de inşallah. Ve bir sonraki kitabım tabii ki Tezer Özlü'den Yaşamın Ucuna Yolculuk. Yaşamın Ucuna Yolculuk gerçekten hani çok farklı bir kitaptı benim için. Ben Tezer'i zaten çok seviyordum ama bütün açılardan, bütün bakış açılarından hayatımızın aslında böyle aynı olduğunu düşünmeye başladım. Yani neden böyle düşünüyorum bilmiyorum. Ben aslında o kadar depresif bir insan değilimdir. Ama Tezer Özlü'yü okuyunca öyle hissediyorum. Gerçekten çok güzel düşünüyor. Hele ki Nisan ayı okuduklarımdı sanırım. O videoyu çektiğimde böyle bir parça okumuştum oradan. Ve yani o parçadan sonra zaten onun üstüne hiç kimseyi tanımıyorum kendi hayatımı bu kadar etkileyen. Bence mutlaka okunması gereken yazarlardan biri. Ve bu kadar değerli bir yazarın kitaplarının bu kadar uygun olması da aslında sizin okumanız için çok size yol açan bir şey. Yani bence mutlaka okumalısınız. Lütfen okuyun. Ben doyamadım. Böyle bütün kitaplarını bitirdikten sonra yeniden başlayabilirim. Çünkü zaten altı çizilecek, oturup üstüne düşünecek o kadar çok sözü, cümlesi var ki Tezer'in. Hani bir okumayla doyabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü ben doyamıyorum. Bir sonraki kitabım Bazen Bahar. Bütün bir sene sanırım en çok
anlattığım, en çok insanlara önerdiğim, aldığım, hediye ettiğim, zorla aldırdığım bir kitap bazen Bahar. İyi ki de yapmışım, hiç de pişman değilim. Şahane bir kitap, mükemmel ötesi. Bütün öykülerini yeniden okuyabilirim. Hatta geçen gün bir tweet atmıştım. Hiç okumamış olmayı ve şu an onu okumayı o kadar çok istiyorum ki size anlatamam. Yani kesinlikle tanışmanız gereken şahane bir yazar Melisa Kesmez. Hala almadıysanız bence kendinize 2017 için bu kitabı hediye olarak alabilirsiniz. Çünkü gerçekten muazzam ve şahane bir hediye. Öğretmeninize, arkadaşınıza, annenize, babanıza, kim olduğu önemli değil. Gerçekten herkese alabilirsiniz bu kitabı. O kadar güzel ki bir tarifi yok yani. Gerçekten çok güzel. Mutlaka alın okuyun. Sıradaki kitabım da Camus'un Yabancısı. Aslında Klasik Seviyoruz etkinliğinde okumuştuk bu kitabı. İyi ki de okumuşuz. En pes bir kitap. Yani kitapta içine çeken aslında nokta şu. Belki genel olarak zaten şu anda günümüzde hani bu tarz insanlar olduğu için kitabı biraz böyle normal bulabilirsiniz. Çünkü yabancılaşmış, toplumdan uzaklaşmış, artık etrafındaki olaylara tepki vermeyen bir insan anlatıyor kitap. Ama o kadar güzel anlatıyor ki hani bir insan etrafındaki hiçbir olaya nasıl tepki vermez? Hiçbir şeye. Hani şurada yangın çıksa sanırım arkasını dönüp gider. Öyle bir insan. Gerçekten yazarın karakteri böyle işlemesi, onu bu kadar güzel anlatması beni aslında içine çekmişti. Bu yüzden favorilerim arasına girdi. Ve kitabın dili çok farklı. Yani tahmin ettiğimden çok farklıydı. Yani çok farklı derken ben öyle beklemiyordum açıkçası. Böyle tamamen dış gözden. Yani aslında kişiden anlatıyor ama dış gözden. Çünkü o kadar yabancılaşmış bir insan hayata. Doğal olarak da sizi etkilemesi kaçınılmaz oluyor. Söylemekten dilimde tüy bitiren bir kitap daha. Puslu Kıtalar Atlası. Şahane bir kitaptı. En pesti. Ben ya masal okumayı çok seven bir çocuk değilim aslında. Böyle çocukluğumda da çok masal okumadım. Bir Deniz Kızı'nı biliyorum. Bir işte Kül Kedisi'ni hani biliyorum. Onun dışında gerçekten çok masal okuyan bir insan değilimdi. Eski çağları severim ama masal okuma konusunda biraz sıkıntılarım var. Puslu Kıtalar Atlası o kadar farklı bir masaldı ki, masal da diyorum çünkü bence masal tadındaydı. Yoksa hani onu masal kategorisine koyduğum için değil. Ama gerçekten enfes bir kitaptı. Anlatımı, dili, çizimleri. Ben İlben Ertem baskısıyla okudum kitabı. Çok güzeldi, şahaneydi. Senelerin emeği bir kere. Zaten sayfaları çevirirken o emek size böyle büyük büyük geliyor. Yani anlatamıyorum ama gerçekten şahaneydi. Ve özellikle sonunda vermek istediği felsefi düşünce. Anladığım kadarıyla İhsan Oktay ana yani genelde kitaplarında böyle bir son yapıyormuş. O yüzden daha çok ilgimi çekti. Suskunlar kitabını da merak ediyorum. Bir kitabını daha söylemişlerdi. Onu da merak ediyorum. Onları da en kısa zamanda okumak istiyorum. Ama siz bu arada lütfen Puslu Kıtalar Atlası'nı okuyup pişman olmayacaksınız. Bir diğer kitabım da Gizem'in büyük ısrarlarıyla okuduğum ve sonra gerçekten hayran kaldığım Saygı Duruşu. Saygı Duruşu çok güzel bir ilk aşk hikayesi. Ben hikayenin böyle kurgusundan ziyade açıkçası anlatımına biraz hayran oldum diyebilirim. Çünkü yazarın çok farklı bir dili vardı. Yani belki basit bir şey anlatıyor. Hani çok sakin bir şey anlatıyor ama o kadar güzel anlatıyordu ki siz de bence hayran kalacaksınız. Zaten kısacık bir kitap. Bence mutlaka mutlaka okumalısınız. Çünkü etkisi o kadar büyük ki, o kadar güzel ki ondan etkilenmeyeceğinize inanamıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ama yine diyorum, beni yazarın yazım dili, hikayeyi oluşturuş biçimi daha çok etkiledi. Ben çok sevdim. Bir diğer kitabım da Mungan'dan Kırk Oda. Kırk Oda gerçekten çok farklı bir kitaptı. O da böyle masal tadında ama yani hikaye kitabıydı aslında. Masal tadında diyorum çünkü bir hikayesinde 3 farklı dil kullanmıştı ve 3 farklı anlatım şekli. Mungan'a hayran olmamak elde değil. Hani gerçekten. Aslında farklı bir kitap. Herkese önerdiğim bir kitap da değil. Çünkü olaylar öyle bildiğimiz mutlu sonlarla bitmiyor. Kötü sonlar ama hani böyle ilginç kötü sonlar. Yani beklemediğim ve Mungan'dan gerçekten beklemediğim bir kitaptı. Ama bu beni daha çok mutlu etti. Zaten ben çok sevince böyle gözüm şey oluyor ama o adama karşı herkes öyle. O yüzden bir sıkıntı yok. Dediğim gibi herkese önermiyorum ama farklı bir kitap okumak istiyorsanız bizden ama farklı. Yani böyle sonları mutlu olsun falan istemiyorsanız yani. Bence Kırk Oda'yı okuyabilirsiniz. Gerçekten muazzam bir kitap. Ve yine aldığım için mutlu olduğum, arkadaşlarıma aldırdığım, hediye aldığım, hani böyle gördüğüm herkese okumadın mı hala falan diye şaşkınlıkla baktığım bir kitap. Hasan Ali Toptaş'tan Yalnızlıklar. Bir insan yalnızlığı nasıl bu kadar farklı açılardan ele alabilir gerçekten anlamıyorum. Enfesti. Enfesti yani gerçekten hani böyle bütün
sayfaların hepsini alıntılayabilirdim. Yani o kadar güzel bir kitap. Kesinlikle okumalısınız. Hasan'ı Toptaş'a şiirle başlamak istiyorsanız da kesinlikle yalnızlıklarla başlamalısınız. Ve yavaş yavaş sona geliyoruz. Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Deli Kadın Hikayeleri Allah'ım. Yani hiçbirini anlamadım karakterleri duygusal olarak yani. Çünkü hiçbir zaman hayatımda öyle hissetmedim. Ama o kadar üzüldüm, o kadar etkilendim, o kadar kendimi kötü hissettim ki. Bence mutlaka bütün kadınların okuması gereken bir kitap. Ya bir insan bakire olmayı bile bu kadar yaralı, bu kadar içten, bu kadar derinden nasıl anlatabilirim? Gerçekten çok güzel bir örneği. Bir dörtlük de bunu anlatmıştı. Hani oradan söylüyorum, yoksa kitabın geneliyle ilgili bir durum değil. Çok farklı deli kadın hikayeleri var içerisinde. Bence mutlaka okumalısınız. Mine Söğüt'le mutlaka tanışmalıymışım. Ben biraz yılın sonuna doğru tanıştım. Geç oldu, üzüldüm. Kendisi de çok şahane bir insan. Dünya tatlısı. Şöyle bir itirafta bulunayım. Çok sevdiğim kitapları bitiremiyorum. Sondan iki sayfası kalıyor mesela. Ya da ne bileyim iki hikayesi kalıyor. Çok sevdiğim dizileri, filmleri de bitiremiyorum. Yani son bölümlerini izlemem mesela. Mutlu sonla bitip bitmemesi önemli değil. Ben onlardan ayrılmak istemiyorum. O hikayenin bitmiş olduğunu kabul etmek istemiyorum. O yüzden okuyamıyorum ve Mine Söğüt de bunlardan biri. Son iki öyküsünü hala okumadım. Okumayı da düşünmüyorum. Çünkü gerçekten o kadar etkilendim ki hani bitmesin istedim. Ben onu bitirmek istemiyorum. Ama bence siz mutlaka alıp okuyup bitirmelisiniz. Ve böyle yaptığım birkaç kitap daha var. Duysanız şaşırırsınız ama duymayacaksınız. Ve sonrasında okuduğum bir kitap Dobler. Dobler gerçekten böyle benim fuarda... İnsanlar, aa bu kitap çok eğlenceliymiş ya, insanlar okurken çok eğlenmişler, bir çırpıda bitiyor falan diye sattığım bir kitaptı. Ben aldım okudum, şoka girdim. Bunu dedim nasıl böyle sattın, sana inanamıyorum. Çünkü aslında o kadar ciddi bir mevzuyu anlatıyor ki, yani çok ciddi bir sistem eleştirisi var içerisinde. Ama tek sistem de değil yani, adam genel olarak şu an etrafındaki her şeyi eleştiriyor. Tek kızdığım yer çocukların olan tutumuydu. Ama hani bunu yapabileceğimiz bir şey yok. Kusursuz bir insan yok. Kendisi böyle etrafındaki her şeyden kaçıp daha yerleşiyor. Hani şaka falan değil, gerçekten yerleşiyor yani. Adam orada yaşıyor. Kitabın devamı gelecek demişler. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Bence mutlaka alıp okumalısınız. Bu kadar az sayfada, bu kadar güzel, bu kadar büyük bir etki hani insanın üstüne nasıl bırakır? Gerçekten bırakıyor. Farklı açılardan olduğu için aslında bu kadar çok etkilendim belki de. Çünkü mesela adam başarının çok anlamsız bir şey olduğunu iddia ediyor. Belki de öyledir. Çünkü yer yer başarı keşke gerçekten bu kadar anlamsız olsaydı dediğim oluyor. Özellikle sınav haftalarında. O yüzden benim çok içime sinen, çok beğendiğim bir kitaptı. Bence mutlaka okumalısınız siz de. Arayışlar... Sanırım son zamanlarda beni en çok etkileyen, hani böyle duygusal anlamda beni en çok etkileyen kitaplardan biriydi. Hatta direkt o yani. Çünkü bir kadının böyle bir varoluş hikayesi var orada. Varoluş kısmını tam işlememiş yazar. Ama var olduktan sonra, kendini gerçekten hissettikten sonra neler yaptığını anlatmış. Çok da güzel olmuş, enfes olmuş, şahane olmuş. Sadece bir günde anlatmaya çalıştığım şey de aslında buydu. Bir kadının kendini oluşturma evresi, kendini bulma evresi gerçekten çok etkilendiğim bir şey. Çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz, hayran olduğunuz, onu dünya olarak gördüğünüz şeylere bile hayır diyebiliyorsunuz, dur diyebiliyorsunuz çünkü o evreden sonra. Bence bütün kadınların okuması gereken bir kitaptı. Ya da aslında böyle daha çok hani lisedeki böyle yeni yeni aşkı tadan, aşık, ay ben ona vazgeçemem diyen bütün arkadaşlara bu kitabı şiddet ve hiddetle öneriyorum. Bence mutlaka okumalısınız. Çünkü aslında öyle olmadığını çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Ve son kitabımız. Mırıldandıklarım, Murat Anmungan. En pes bir kitap. İlk şiirin adı Bir Yılın Son Günleri. Ve hani gerçekten yılın son günlerinde okuduğunuzda çok kıymetli oluyor. Daha 3. sayfasında. Gözlerimden yaşlar dökülüyordu ve bütün sayfaların altı çiziliydi. Cidden son zamanlarda çok fazla altın çizdiğim bir kitap okumamıştım. Ama Mırıldandıklarım benim için böyle gerçekten doyurucu bir kitap oldu. İyi ki şimdi okumuşum, iyi ki okumuşum. Bence siz de mutlaka okumalısınız. Benim favorilerim bu kadardı. Ben hepsini böyle kocaman seviyorum. Çok seviyorum. Ve hepsini okumanızı
öneriyorum, istiyorum. İçlerinde okuduklarınız varsa, okumayı düşündükleriniz varsa lütfen bana yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi 2016 ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Böyle çok ciddi bir konuşma yapmak istemiyorum aslında. Çok eğlenceli bir şeyler söylemek istiyordum. Ama tabii ki 2016 biraz ciddi geçti. Bundan da biraz bahsetmem gerektiğine inanıyorum. Öyle bir seneydi ki o kadar çok şey oldu ki. Yani uyanmak istemediğim günler oldu. Ne haber duymak istemediğim, dinlemek istemediğim, ciddi anlamda böyle artık yorgun hissettiğim anlar oldu, günler oldu, haftalar oldu. Ama sonra bana şunu anlattı. Bir dünya var, bir de insanın kendi dünyası var. Yani ne kadar üzülseniz de ya ben paylaşım yapmıyorum bir hafta, bir hafta hiçbir şey yapmıyorum, bir hafta yasta gezeceğim deseniz de maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben bunları yapmayın demiyorum. Ben zaten yapıyorum bunları. Ama bunun dışında etrafımızda gelişen güzel olaylar da oldu. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Çünkü bir dünya var ama benim kendi dünyam da var. Evet, gelişen dünyadaki olaylar çok üzücü, çok can sıkıcı. Ama bunlara dayanabilmek için bir yerden umut ve motivasyon toplamanız gerekiyor. Benim kendi dünyam da bu sene bana bunu kesinlikle sağladı. 2016 o kadar güzel geçti ki. Yani sizlerle buluştuk. 5-6 tane buluşma yaptık. O kadar güzel insanlar geldi ki. O kadar güzel insanlarla tanıştık. Hani bu tarif edilemez bir duygu. Ve gazetedeki röportaj, yani röportajdan ziyade canın bize olan tepkisi bence daha etkileyiciydi. Röportaj da güzeldi çünkü bizim hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bu yola çıkarken böyle bir şeyi gerçekten hayal edememiştik. Ama 2016 tüm güzellikleriyle geldi. Bütün güzelliklerini bize sundu. Sizler varsınız, kitaplar var, hayatımıza giren çok güzel insanlar var. Çok güzel gelişmeler var. Bu gelişmeler umarım 2017'de de devam eder. Ben hepinizin hayatının çok güzel olmasını, başarılarınızın daim olmasını ve gönlünüzdeki huzurun hiç eksik olmamasını diliyorum 2016'dan sizin için. Ama 2016'dan da getirdiği kötü şeyler de var. Mesela yani şöyle başlamak istiyorum. O kadar çok ulaşıma para harcamışım ki gerçekten, yani aklınız almaz. Hani benim almıyor çünkü. İstanbul'a o kadar çok gittim ki ve Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, yani fuarlar yüzünden o kadar çok şehir dışına çıktım ki. Pişman mıyım? Pişman değilim. Ama çok ciddi paralar harcamışım. Yani otobüsler, trenler ve taksiler. Bütün ömrümü yediler ya. 2016'daki bütün ömrümü yediler yani. Teşekkürler onlara. Yine de beni çok sevdiğim yerlere ulaştırdıkları için. Umarım 2017 daha az harcamalı geçer. Çünkü gerçekten sanırım artık önümüzdeki sene okulda biteceği için biraz hayatı ciddiye alarak yaşamaya başlasam iyi olur. Bu kadar gezmek, tozmak iyi değil. Ama bence gezmesiniz de tozmasınız da. Hayat çünkü böyle güzel. Hayatın tadını çıkarın. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hele ki 2016'dan sonra gerçekten yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Eğlenmeye bakın. Ben çok eğlendim. Bunun yanında üzüldüğüm olmadı mı? Tabii ki çok üzüldüğüm anlarda oldu. Böyle oturup Güzin Ablalık yapasınlar. Üzüldüğüm anları video karşısına geçip, yani şöyle bir Güzin Ablalık, sizi Güzin abla kabul ederek oturup videonun karşısına anılarımı anlatasın var. Muhtemelen böyle bir şey yapamam çünkü bütün arkadaş çevrem ve ailem bu videoları izliyor. Lakin hani zaten şaka bir yana size bunlarla sırt çakada boğacak değilim. Ama böyle arada konuşasım geliyor. Şekil abi bugün olduğu gibi. Umarım sıkılmamışsınızdır. Güzel dileklerinizi lütfen esirgemeyin. 2017'ye mutlu girin, mutlu geçsin ve huzur dolu olsun her şey. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda, yeni yılda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.